Türkiye'nin simülasyon oyunları kanalı Simüla Türkiye, hoş geldiniz. Bugün sizlerle ATS'deyiz. Daha önceki videolarımda da özellikle ilk videodan itibaren söylemiştim. American Truck Simulator'da oynamak istiyorum. Onun da videolarını bir devam halinde çekmek istiyorum diye. Gördüğünüz gibi sıfırdan başladım. İlk başta sizden bir profil oluşturmanızı istiyor. Sonra ayarlarınızı yapıyorsunuz. Ben direksiyon ayarlarımın hepsini yapmadım. Şimdi size de göstereceğim bir kısmını. Onun dışında başlamak istediğiniz şehri soruyor. Bunları yaptıktan sonra, ben bu arada Las Vegas seçtim. Bunları yaptıktan sonra bu ekranla karşılaşıyorsunuz. Hoş geldiniz diyor. Hemen geçelim. Hayallerimizdeki meslek olan, evet, tır şoförlüğüne başlıyoruz. Buraları hızlıca geçiyorum. Şimdi bize bir başlangıç görevi verecek. Bu görevi tamamladıktan sonra hani tekrar devam edebileceğiz. Şu anda hiçbir düğmem kayıtlı değil. Şimdi hemen kısaca bir onları ayarlayayım. Evet arkadaşlar, ayarlarımızı yaptık. Şimdi tekrar bir dönelim. Evet. Bu da çalışıyor. Kontağımızı açalım. Biraz geride kullanmak istiyorum. Onu da bir ayarlayayım. Şöyle iyi sanki. Evet, aracımızı dışarıdan da göstereyim. Sizden bir de çekici seçmenizi istiyor. Favori çekicinizi seçmenizi istiyor. Ben Mac'i seçtim. Yani şu ön görüntüsü, tabiri caizse suratı benim hoşuma gittiği için. Tabii ki başka çekiciler de seçebiliyorsunuz. Hadi çıkalım yolumuza. Oyunun menüleri olsun, oyun içerisindeki şeyler olsun, düğmeleri de ayarladıktan sonra tamamen ETS'de gibi hissedebiliyorsunuz. Sadece Amerika yolları ve tabii ki Amerikan çekicilerini kullanıyorsunuz. Onları modla değiştirebiliyorsunuz da. Ben modlar da kullanmak istiyorum daha sonrasında. Onları da göstereceğim tabii ki. Tek problemimiz American Truck Simulator'da trafik ışıklarını çok karşıya koyuyorlar. Amerika'da da böyle büyük ihtimalle. Ama Avrupa'daki trafik ışıklarının şurada olmasına alıştığımız için, yani ben öyle alıştığım için daha doğrusu, bu karşıdaki trafik ışıklarını görmüyorum. Biraz önce de son anda frene bastım zaten. Nedenini bilen bir arkadaş varsa, neden o kadar uzak olduğunu, trafik ışıklarını bilen bir arkadaş varsa bizi aydınlatırsa sevinirim.
polisi yanından hız sınırını geçerek. Hız sınırını ihlal ederek geçmeyelim. Ayarlar kısmını hızlı geçtim ama orada neleri değiştirdiğimi söyleyeyim. Sıcaklığı Fahrenheit olarak gösteriyor. Onun dışında ağırlık birimi pound olarak seçili. Uzunluk birimi mil olarak seçiliydi. Bu gibi şeylerin hepsini ben alıştığım şekilde değiştirdim. Tabii siz American Truck Simulator oynama hissini, ATS oynama hissini daha iyi almak isterseniz onları orijinalde de bırakabilirsiniz. Şimdi bu deneme gibi yapılan ilk görevimizi hemen bitireceğiz zaten. Şurada yakın bir yerde. Hemen teslimatımızı gerçekleştireceğiz. Sonra menüsünü de göstereceğim. Onun dışında ilk alınacak nasıl yük alacaksınız, nasıl teslim edeceksiniz onları da göstereceğim. Şimdi zaten bir teslimat gerçekleştireceğiz ama 3 şekilde teslim edebiliyorsunuz. Biri zor, biri kolay, biri de hiçbir şey yapmadan direkt teslim etmiş oluyorsunuz. Ben zor olanını yapmak istiyorum. Daha çok tecrübe puanı kazandırıyor size. Bu tecrübe puanları ne kazandırıyor onu da seviye atladığımız zaman göstereceğim. Park edebilecek miyiz? Dışarıdan kameralar da kullanabiliyorsunuz. Eğer zorlanırsam park ederken dış kameraya geçmeyi düşünüyorum. Çok da dar bir yermiş. Şimdi öncelikle şuraya bir arkamızı verelim. Dışarıdan bakmamız lazım. Evet, sıkıştırdım çekiciyi. Evet, şimdi. Biraz önceki gösterdiğim biri araç içi kamera, zaten biliyorsunuz 1 numaralı kamera. 2 numaralı kamera çekicinin dışından gösteriyor. Bu da 3 numaralı kamera, yukarıdan gösteriyor. Ben bu yukarıdan gösteren kamerayı özellikle dorsa park ederken seviyorum. Aslında bu kadar zor olmuyor. Normal şartlarda dorsa park edilmesi ama ilk görev diye mi artık bilmiyorum. Biraz fazla zor yapmışlar. Yine de birazdan oraya gireceğiz. Deliğinden geçercesine. Evet. Sonra dorsayı teslim ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi size bir ücret veriyor, tecrübe puanı veriyor. Aslında bana bu görevin vereceği tecrübe puanı 19 iken ben 90 puan daha almış oldum böylece. Biraz zor oldu ama yakılan mazotu gösteriyor. Şimdi biz ilk görevimizi alacağız. Ha, onun öncesinde
burası bizim şirketimiz. Daha doğrusu depo, garaj gibi bir yer veriyor size başlangıçta. Sonra bunu geliştiriyorsunuz. İlk başta sadece kendi tırınızı aldığınız zaman koyabileceğiniz bir yer aslında bu. Aynı ETS'de olduğu gibi. Oyunun müzik seslerini biraz kısmak istiyorum çünkü çok fazla ses geliyor. Hatta genel olarak sesi biraz kısarsak sanki daha iyi olacak. Şimdi nakliye piyasasından burada kendi çekeceğiniz olduğunuz zaman kullanabileceğiniz kısım, kendi dorseniz olduğunuz zaman kullanabileceğiniz kısım. Bu da ben şu an bağlamadım ama internette World of Trucks'a bağlandığınız zaman harici sözleşme diye görebileceğiniz kısım. Şimdi Las Vegas'tayız zaten. Önce orayı seçiyorum. Siz de görün diye şu kamerayı bir kapatayım. Kendi şeyimiz olmadığı için, çekicimiz olmadığı için istediğimiz herhangi bir yerden şeyi alabiliyoruz. Normalde burası ilk başta ücret diye çıkıyor. Ben oyuna daha önce başka bir profile girdiğim için değişmiş. Şu şekilde görüyorsunuz ilk başta. Daha sonrasında ben en mantıklı olanı mesafe başına ücret olduğu için mesafe başına ücret seçiyorum. Yalnız gerçekten oyunun müzikleri bayağı yüksek geliyor. Kendimi duyamıyorum. Evet. Mesafe başına ücret seçtiğiniz zaman arkadaşlar en iyi parayı alıyorsunuz. Çünkü daha kısa mesafede daha yüksek ücret almanızı sağlıyor. Mesela Las Vegas'tan Kingwood'a gideceğiz. Oyuncak taşımamız isteniyormuş. 14 ton. Aracımız da Mac olacak. Aracın özelliklerini de buradan görebiliyorsunuz. Şu şekilde Peterbilt, Volvo gibi. Ben bu en üsttekini seçeyim. Zaten kısa bir rota olduğu için. Hemen yapalım. Aynı ETS'de olduğu gibi ATS'de de modlar var. Şöyle yükümüze bakalım. Jeep dorseli bir yükümüz var. Sarıda güzel bir kamyonumuz. Dışarıdan sesini duyalım. Bu arada e-mail geldi. Aslında oyunun ETS'den hiç aşağı kalır bir yanı yok. Yanlış yere mi gidiyoruz? Çıkışımı kaçırdım. Evet, öbür taraftan çıkacakmışız. Yanlış yere dönmüşüz konuşurken. Oyunun ETS'den hiç aşağı kalır bir yanı yok. Beraber göreceğiz, belki üstün tarafları bile olabilir. O yüzden hani bunu vurgulamak için zaten ATS çekmek istedim. Gayet güzel Amerikan kamyonlarını kullanacağız. Aynadan hiçbir şey göremiyorum. Bir tek şu trafik ışıkları olayına alışmam lazım. Onu da halledersek gayet güzel olacak. Şöyle yine bir koltuk ayarlaması yapayım. Ben biraz geride kullanmayı seviyorum şöyle. Hem daha geniş görüyoruz etrafı. Oyunun içerisindeki saatlendirme biraz farklı çalışıyor. Şöyle ki 2 saat 18 dakika kaldı görüyorsunuz. Ama her 2 saniyede, 3 saniyede bir 1 dakika geçiyor oyunda. Dolayısıyla hani o yapacağınız mesafe aslında o kadar da uzun sürmüyor. Tabii ki bu güzel bir şey. Hem gece gündüz döngüsünü çabuk görebiliyorsunuz. Aynı zamanda oyunun akışını hızlandırmış oluyor. Benim hoşuma gidiyor açıkçası. Gerçek zamanlı olsa hani çok daha uzun süreler geçecekti. Neden bu kadar bayıldık? Yükümüz 14 ton. Aracımız kuvvetli gözüküyordu ama
Buradan hasar durumunu görebiliyorsunuz. Hem aracın hem yükün hem de dorsenin. Yüke zarar vermemeniz gerekiyor tabi doğal olarak. Direksiyon kameramızı kapatmıştık. Aynaları açıp kapatabiliyorsunuz F2 ile. ATS'nin ilk videosunda biraz bir acemilik olacak. Kusura bakmayın şimdiden. Daha sonra bunda da biraz herhalde ATS'de olduğu gibi profesyonelleşiriz. Ben çok profesyonel olduğumu iddia etmiyorum ama özellikle direksiyonda oyun oynama konusunda bayağı bir zaman harcamışımdır, öyle söyleyeyim. Bu aracımızda galiba retarder yok. Düğmesine bassak da çalışmıyor. Direksiyonla oyun oynarken aracı dışarıdan kullanmak, bu tır olur, araba olur, her ne olursa olsun, isterseniz bir rally oynayın, isterseniz yarış oyunu oynayın, isterseniz de böyle benim şu an oynadığım gibi kamyon simülasyonu oynayın. Her türlü aracı içeriden kullanmak daha kolay oluyor. Belki ilk başta bir zorluk oluyor, alışma dönemi diyelim, zorluk demeyelim de. Daha sonrasında alıştıktan sonra özellikle kameraları ayarlarsanız, hani şu bakış açılarını vesaire ayarlarsanız hem zevkli oluyor hem de daha kolay hakim olabiliyorsunuz. Çünkü gördüğünüz gibi bakın direksiyon şeyi, tepkileri, hareketleri benim direksiyonumla aynı. Ben Logitech G27 kullanıyorum bu arada. İlk direksiyonum Logitech'ti, yine Momo'ydu. Çok eskiler bilir. İleri geri vitesi vardı Momo'nun. Debriyaj da yoktu tabii ki. Daha sonradan büyük bir atılım yaparak Momo'ya göre G25'e geçmiştim. G25'in bir arızalandı. Bir problem oldu G25'te. Direksiyon kısmındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Problem oldu. Daha sonrasında bir mühendis arkadaş kendisini öyle tanıtarak, ben arızalı olduğunu bildirerek ilan koymuştum. Bir mühendis arkadaş, makine mühendisiydi yanlış hatırlamıyorsam, ben alayım yaparsam kullanırım dedi, çok uygun bir fiyata vermiştim. Sonrasında G27 almak nasip oldu. Memnunum kendisinden, bayağı bir uzun süredir G27'm var. Tabii ki çok daha iyi direksiyonlar var piyasada. Ama fiyat ve performans oranına bakarsanız G27 gerçekten güzel bir direksiyon. Yani tavsiye eder misiniz derseniz ben hala tavsiye edebilirim. G29 çıktı ama bunun dezavantajı PlayStation 4'ü desteklemiyor diye biliyorum. Benim PlayStation 4'üm yok, o yüzden tam emin değilim ama PlayStation 4'ü desteklemiyor diye biliyorum. Eğer PC'de kullanacaksanız zaten sizi etkileyen bir durum değil. ETS'den sonra yollar gerçekten biraz böyle çöl, çorak vesaire, hani ağaç yok, bina yok. Uzun müddet bunları, yani bu yol şeklini görecekmişiz gibi. Ben hiç Amerika'ya gitmedim. Amerika'ya giden arkadaşlar özellikle hani bu yolların gerçekten böyle olup olmadığını yorumlarda bildirebilirler. Yakın zamanda thank you.
pardon. Mustang'i çevirmişler. Yakın zamanda başka simülasyon oyunları da çıkacak. Takip ediyorum. Özellikle birkaç tane oyun var aklımda. Hatta onunla ilgili video çekmeyi düşünüyorum. Yakın zamanda gelecek oyunlarla alakalı. Eğer bu videoyu beğenirseniz, alta yorum yaparsanız onunla ilgili de bir video hazırlamayı düşünüyorum. Simülasyon deyince eskiden sadece yarış gelirdi akla. Son zamanlarda çok farklı şeylerin simülasyon oyunları çıktı. Yani bir kısmını inceledim daha da. Oynamadım ama inceledim. Çok ilgimi çekmediler. Ama tabii ki istek gelirse, özellikle çekilmesini istediğiniz oyun olursa yorumlarda bildirirseniz elinden geldiğince ben de çekmeye çalışacağım. Benim aklımda Taxi Driver Simulator var. Bir taksi şoförü oluyorsunuz. Yakındaki kartlara girmemize gerek yokmuş. O yüzden devam edebiliriz. Taksi şoförü oluyorsunuz ama başınızdan değişik olaylar da geçiyor. Onun dışında Truck and Logistics diye bir yine kamyon ve aynı zamanda forklift vesaire dozer kullanabildiğiniz bir oyun çıkacak. Onu da takip ediyorum. Yani güzel oyunlar çıktıkça vaktim olduğu kadarıyla çekip sizlere paylaşmaya çalışacağım. Çünkü boşaltacağımız yere bayağı yaklaştık. Sarıda geçtik ama bir şey demedi. İyi. Şöyle kıvrılabilir miyiz şuradan? Sağır mı? Volvo'nun kasası çok hoşuma gidiyor. Bu arada cam açma. Yeşili kaçırmışız. Camı açıp kapatalım derken yeşili kaçırdık. Neyse. Cam açma kapatma 1.37 versiyonunda ATS'ye de geldi. ETS'de olduğu gibi iki tarafın camını da açıp kapatabiliyorsunuz. Hadi. Ama çok beklettin. Araç gelmiyor, yeşil yanı. Durdun bize yeşil yanı geçiyorsun. Burada çekmeyecek galiba. Hadi yavrum. Düşmeye başladı. Hiç gözüktüğü kadar güçlü bir çekici değilmiş anlaşılan pek. Kendi tırımızı alacağımız zaman, tabii ona daha çok var. Şu an gördüğünüz gibi sadece 2000 dolarım var. Tırlar ne kadar derseniz, onu ancak showroomları keşfediyorsunuz. Belirli şehirlerde belirli kamyonların showroomları var. Aynı yine ETS'de olduğu gibi. Showroomları keşfettikten sonra gidip oradan alabiliyorsunuz.
100.000 doların altında bildiğim kadarıyla çok fazla çekici yok. Sen retarder de arıyor. Alışmışız. Sanki arabada da varmış gibi. Ben çekici alırken özellikle ETS'de öyle yapmıştım. Verdiğim paraya göre aldığım beygir gücüne özelliklerini arttırabilmeye dikkat ediyordum. Ne kadar geliştirilebiliyor? Hamur mu? Evet. H3. Burada da aynı şekilde bir yol belirlerim diye düşünüyorum. Ama bakalım. Yani burada hiç çekici almadım. Şimdi şuraya teslim edeceğiz. Biraz açıktan aldım. Çukurları vesaire tümsekleri gayet iyi yansıtıyor bu arada direksiyona. Bazı zamanlarda en üstteki şeyi seçemiyorsunuz. Şu an mesela 150 tecrübe puanı veriyordu ama bize seçtirtmiyor. Çünkü daha o kadar başarılı bir şoför değiliz. Oyunun gözünde tabii. Bu Volvert bildiğim kadarıyla oyuncak veya süpermarket gibi bir şey mi? Çünkü biz oyuncak getirdik ama. Şöyle dörtlülerimizi de yakalım, geldik biz. Evet. Pardon, yanlış düğmeye bastım. Şöyle görevimizi teslim edeceğiz. Arkadaşlar, tecrübe puanı ne işe yarıyor diye onunla ilgili bir konuşmuştuk. Seviye atladım. Bunu göstermek için tekrar başlattığım videoyu hatta seviye atladım ve seviye atladığınız zaman şöyle bir menü çıkıyor, becerileri kazanıyorsunuz. Tehlikeli madde yükü seçebiliyorsunuz, onlar da profesyonelleşiyorsunuz. Uzun yol, değerli yük, hassas yük, tam zamanda teslimat ve yakıt ekonomisi gibi kriterler var. Ben buradan uzun yolu seçiyorum. Genelde ilk onu geliştiriyorum. Onun dışında tam zamanda teslimatı geliştiriyorum. Ne işe yarıyor bunlar? Ne kazandırıyor size? Teslimat mesafesi artıyor mesela uzun yol seçtiğinizde. Onun dışında şu an gördüğünüz gibi 403 kilometreden daha fazla uzak teslimat yaptığınızda ekstra size puan veriyor. Hiçbir şey yapmasanız bile daha fazla puan alabiliyorsunuz. Bunları geliştirmek tabii ki oyunun içerisinde sizin tecrübe puanınızı kat be kat arttırıyor. O tecrübe puanını park ederken özellikle kazandığınız tecrübe puanlarını bunun için de kullanabilirsiniz. İlk videoluk bu kadar olsun ATS'den. Oyunu daha fazla videosunu görmek istiyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda yorumlarda belirtirseniz oyun içerisinde yapılmasını istediğiniz veya başka oyunlar çekmemi istediğiniz başka oyunlar için elimden geldiğince onları da yapmaya çalışacağım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmadıysanız abone ol butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda bildirimde butonuna basarsanız zile basarsanız daha doğrusu ilk yayınlandığı anda videolardan haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.